Federasyonu tarafından yayınlanan Üçgen Holding Elazığ Spor Kelkit Hürriyet Spor maçından herkese merhaba. Ben Murat Atılgan. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım sevgili futbol severler. 3. Lig 2. grupta her iki takım için büyük öneme sahip bir karşılaşma. 16 maçtır, 17 maçtır yenilmeyen Üçgen Holding Elazığ Spor'la 6 maçtır yenilmeyen Kelkit Hürriyet Spor'u karşı karşıya getirecek mücadele az sonra. Karşılaşmayı Zonguldak bölgesinden Hakan Ergin yönetecek. Yardımcıları Batuhan Topçu ve Selim Göksu. Mücadelenin 4. hakemi Sedef Altuntepe. Elazığ Spor'un 11'i şu şekilde. Kalede Hakan Cambazoğlu, 2 Mehmet Eksik, 4 Burak Yamaç, 6 Hasan Ekici, 7 Çağrı Yağız Yasak, 12 Berşan Yavuzay, 27 Fatih Kıran, 33 Yağızcan Erdem, 66 Mikail Koçak, 80 Beykan Şimşek, 99 Bahattin Köse. Yedek kulübesindeki isimler Yiğit, Efe Baran, Denizhan, Eren, Burhan, Hüseyin, Mehmet, Muhammed Arda ve Murat. Teknik direktör Bülent Yenihayat. Konuk ekip Kelkit Hürriyet Spor'un kadrosu ise şu şekilde. Bu arada maçın hakemi Hakan Ergin son kontrollerini yapıyor. Elazığ Spor'un vuruşuyla 90 dakika başlayacak Elazığ'da. Hakan Ergin yardımcılarından da tamam işaretini aldı. Ve maçın ilk düdüğü geliyor. Elazığ'da zorlu 90 dakika başlıyor. Kelkit Hürriyet Spor'un kadrosu şu şekildeydi. Kalede Furkan, 4 Ali Osman, 6 Mustafa, 8 Bedirhan, 10 Hamza, 14 Mertkan, 17 Musa, 20 Mehmet Ali, 41 Abdullah, 54 Emre, 88 Abdülvahap. Yedek kulübesinde Emrehan, Batuhan, Sercan, Batuhan Uçan, Mehmetcan, İdris, Cenk Celil, Eyüphan, Fırat ve Orkun Ahmet. Görev bekleyen isimler Kelkit Hürriyet Spor'da teknik direktör Ali Rıza Sinan Bayraktar. Üçgen Holding Elazığ Spor bu karşılaşma öncesi 4. sırada yer alıyor 42 puanla. Üst sıraları zorlamaya çalışan Elazığ Spor ve rakibi ligin 7. sırasında, o da playoff içerisinde yer almaya çalışıyor. Kelkit Hürriyet Spor her iki takım açısından da önemli bir maç. Kelkit Hürriyet Spor atağı savunmanın arkasına doğru gönderilen topta Musa'dan önce Burak Yamaç topa daha yakındı, kalecisine döndü. Yağızcan. Tekrar Yağızcan. Beykan. Bahattin tek top. Beykan şut pozisyonu. Bir ver kaç. Tekrar Bahattin aldı. Savunmanın müdahalesi var. Ev sahibi ekibin atağı devam ediyor. Berşan. Mikail. Fatih. Sola döndü. Yağızcan. Onun pası ceza alanı içerisine sokuluyor şimdi. Beykan. Pası isabetsiz. Top Kelkit Hürriyet Spor'da. Yatarak müdahale geldi. Son olarak top dışarıya mı çıkacak diye bakıyorum. Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Offside. Mücadelenin 3. dakikası içerisindeyiz. Elazığ'da golsüz eşitlik devam ediyor. Offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu kalecisi Furkan'la kullanıyor Kelkit Hürriyet Spor. Burak karşıladı. Mehmet. Mehmet Ali. Mustafa. Savunmanın arkasına doğru yine. Orada müdahale Mehmet Eksik'ten geliyor. Bedirhan'ın önünde top. Bedirhan iki oyuncu arasında. Elazığ sporlular çıkarıyor bu tehlikeyi, uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Atak devam ediyor. Hamza ceza alanı içerisinde yerde kalıyor. Bir
Penaltı beklentisi vardı konuk ekipte. Devam dedi maçın hakemi Hakan Ergin. Yağızcan. Beykan. Karşısında Abdülvahap var. Beykan bıraktı Çağrı Yağız. Mikail sol ayağı vuruşu ve top ağlarda gol. Mikail. Dördüncü dakikada Mikail'in kaydettiği golle ev sahibi ekip Elazığ Spor 1-0 öne geçiyor. Mikail sol ayağıyla düzgün bir vuruşla kaleci Furkan'ın soluna, direğin hemen dibine gönderdi topu. Direğe de çarpan top filelerle buluştu ve bu golle ev sahibi ekip 1-0 üstün durumda. Topsuz alanda yerde kalan bir oyuncusu var Üçgen Holding Elazığ Spor'un. Maçın hakemi Hakan Ergin o noktaya gitti. Elazığ'daki dünkü kar yağışı sonrası bugün soğuk bir hava var. Buna rağmen Elazığlı futbol severlerin maça ilgisi yoğun. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği bugünkü maçta konuk ekip misafir tribünü boş. Yeniden oyuna dönüyoruz. Kale vuruşuyla oyunu başlattı kaleci Hakan Cambazoğlu. Üçgen olduğu için Elazığ Spor'un golü. 66 numara. Koşa! Mehmet eksik. Elazığ Spor'un golünün sahibi Mikail. Bahattin. Yeniden Mikail. Yağızcan. Beykan. Beykan hata sürükleme çabasında, top dışarıda. Köşe vuruşu kazanıyor ev sahibi ekip. Mücadelenin 7. dakikası içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. 3 dakika önce Mikail'in kaydettiği gol var. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanı içerisinde uzaklaştırıyor savunma. Çağrı Yağız. Çağrı Yağız'ın ortası, kaleci Furkan. Son 3 maçtır kalesinde gol görmemişti Kelkit Hürriyet Spor. Aynı zamanda 3 maçtır gol de atamamıştı konuk ekip. Son 3 maçını 0-0'lık eşitliklerle tamamlamıştı. Maçın başında da belirttiğim gibi Üçgen Holding Elazığ Spor da 17 maçtır yenilmiyor. Yine Kelkit Hürriyet Spor da 6 maçtır yenilmeyen bir takım. Zorlu bir mücadele Elazığ Atatürk Stadında. Taç atışı kullanıldı. Fatih Kıran yerde kalıyor. Maçın hakeminin çalan düdüğü. Serbest vuruş kullanacak Üçgen Holding Elazığ Spor. Sekizinci dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 1, Kelkit Hürriyet Spor 0. Beykan topun gerisinde ev sahibi ekipte. Bedirhan'la tek kişilik barajı var
Kerkit Hürriyet Spor'un ceza alanı içerisi kalabalık. Maçın hakemi bekle dedi. Ceza alanı içerisindeki itişmeler nedeniyle iki oyuncuyu yanına çağırıyor. Evet, bu arada futbolcular arasında Emre Kars ve Bahattin Köse'yi yanına çağırmıştı maçın hakemi. Şimdi yeniden Hakan Ergin. İki oyuncuyla konuşuyor. Ve her ikisine de sarı kart çıkıyor. Maçtaki ilk sarı kartlar bunlar. 10. dakikada Emre Kars ve Bahattin Köse sarı kart gören isimler oldular. Beykan'la Üçgen Holding Elazığ Spor serbest vuruşu kullanacak ama henüz maçın hakemi bunun için işaretini vermedi. Ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Sarı kart gören oyuncu 54 numara Emre. Üçgen Holding Elazığ Spor'da sarı kart gören oyuncu 99 numara Bahattin Köse. Serbest vuruş kullanıldı. Savunma kafayla uzaklaştırıyor Kelkit Hürriyet Spor'da. Uzaklardan bir vuruş farklı şekilde dışarıya çıkıyor. Berşan'ın vuruşu istediği gibi vuramadı. Furkan'la kale vuruşunu kullandı konuk ekip. Uzun bir pas Musa'nın olduğu noktaya. Topun indiği noktada Bedirhan. Onun pası Mert Kan. Ceza alanında uzaklaştırıyor orada Burak Yamaç. Taç atışı Kelkit Hürriyet Spor'un kullandı konuk ekip taç atışına bir faul beklentisi. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Taç atışının yeniden kullanılmasını istiyor. Abdülvahap'la taç atışını kullandığı Kelkit Hürriyet Spor ceza alanı içerisi bir müdahale. Şut dışarıya çıkıyor. Orada Burak'tan seken topta istediği gibi vuramadı. Kelkit Hürriyet Spor'da Mehmet Ali Akın. Mehmet eksik, Mikail. 12. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 1, Kelkit Hürriyet Spor 0. Yazcan, Emre. Evet, Yazcan orada kaybediyor. Şimdi bir pas yine savunmanın arkasına doğru. Kaleci Hakan Canbazoğlu çıktı, uzaklaştırdı. Topun gittiği noktada da yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Kelkitli oyuncular taç düşüncesiyle hemen taç atışını kullandılar ama maçın hakemi pozisyonun offside olduğunu işaret ediyor yardımcısı Batuhan Topçu'nun bayrağı sonrası. Ve offside'dan doğan endirekt serbest vuruş kullanıldı Mehmet Ali. Top dışarıda. Taç atışı Kelkit Hürriyet Spor'un. Abdullah Sezgin kullandı taç atışını. Emre. Berşan araya girmeye çalışıyor. Ona yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Serbest vuruş kullanacak Üçgen Holding Elazığ Spor. Mikail
Üçgen Holding Elazığ Spor'un tek golünün, maçtaki tek golün sahibi serbest vuruşu kullandı. Burak Yamaç, Mikail, Yağızcan, Beykan. Karşısında Hamza var. İkili mücadele. Maçın hakemi hemen sarı kartını çıkarıyor. Maçtaki üçüncü sarı kart oldu bu. 10. dakikada Emre ve Beykan sarı kart görmüşlerdi. Şimdi de Hamza sarı kart görüyor. Sarı kart gören oyuncu 10 numara Hamza. Serbest vuruş kullanacak ev sahibi ekip. Mehmet, Berşan, yeniden Berşan, Yağızcan, Burak, Yağızcan, Fatih, yeniden Yağızcan, şimdi Beykan. Karşısında Hamza var. Presi var, baskısı var. Kelkit Hürriyet sporlu oyuncuların, top dışarıda taç. Konuk ekip taç atışı kullanacak şimdi. 15. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 1, Kelkit Hürriyet Spor 0. 4. dakikada gelmişti ev sahibi ekibin golü. Çağrı Yağız. Çağrı Yağız, Mustafa hemen yanında. Beykan'la oynadı. Beykan, karşısında Mustafa var. Çağrı Yağız yeniden. Son çizgiye inme çabası, müdahale taç. Orada Abdülvahap müdahale etti. Taç atışını ev sahibi ekip kullanacak. Bu arada topsuz alanda yine yerde bir oyuncusu var. Üçgen Holding Elazığ Spor'un maçın hakemi oraya doğru gitti ve sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesini istiyor. Hakan Ergin, Üçgen Holding Elazığ Spor'da Burak Yamaç yerdeki oyuncu. Evet, tedavisi devam ediyor Burak Yamaç'ın oyun alanı içerisinde. Üçgen Holding Elazığ Spor'da Mert, Mesut ve Metin kart cezalısı oldukları için bugünkü maçta yer alamayan isimler. Tedavisi oyun alanının kenarında devam edecek Burak Yamaç'ın ve taç atışını kullanacak Üçgen Holding Elazığ Spor. Taç atışı kullanıldı. Beykan, Mikail ile oynadı. Orada onu bırakmıyor Musa. Bir taç daha kazanıyor Üçgen Holding Elazığ Spor. Aynı noktadan taç atışını Hasan'la kullandı. Hasan. Bu arada Burak Yamaç'ın tedavisi tamamlandı. Maçın hakemi oyuna dönmesi için işaretini verdi ve yeniden 11 kişi oldu Üçgen Holding Elazığ Spor. Mehmet eksik müdahale etti. Top dışarıda ama maçın hakemi orada topa yükselirken rakibine, Mert Kan'a faul yaptığı görüşünde. Ve şimdi serbest vuruş kullanıyor Abdullah'la Kelkit Hürriyet Spor. 4 oyuncusu ceza alanı ön çizgisine yakın. Konuk ekibin Mert Kan Hamza'ya çarptı. Top yine Kelkit Hürriyet Spor'da. Mehmet Ali geriye dönüyor. Abdülvahap, pasında Hamza.
Karşısında Hasan var. Hamza yeniden Abdülvahap'ın önüne. Abdülvahap son çizgiye iniyor. Abdülvahap top dışarıda. Out. Mikail geriye dönüyor. Mikail. Maçtaki tek golün sahibi Mikail Fatih'le oynadı. Fatih'in uzun pası Mustafa. Mustafa yorulmaz. Sıyrıldı rakibinden. Mustafa atağı sürüklüyor. Sağında Hamza var, ona vermedi. Dönüyor geriye. Şimdi sol kanada gönderiyor. Abdullah. Mertkan müdahale geldi. Elazığ sporlu oyunculardan ve top ev sahibi ekipte. Fatih Kıran, Mikail. Yağızcan. Hasan. Yeniden Yağızcan. Mikail. Mehmet eksik. Uzun bir pas. Berşan indirdi. Çağrı Yağız müdahale geliyor orada. Emre'den. Dresi var. Üçgen Holding Elazığ sporlu oyuncuların. Mustafa'ya dönüyor. Mustafa da kalecisi Furkan'a dönüyor. Mustafa. Baskısı var Bahattin Köse'nin. Mustafa'da top hala. Abdullah. Abdullah ilerliyor topla birlikte. Abdullah pası solda. Mertkan topla buluştu. Faul diyor maçın hakemi. Bir itme belirliyor Hakan Ergin. Kelki Türiyet Spor kullanacak serbest vuruşu. 21. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 1, Kelki Türiyet Spor 0. Ev sahibi ekibin golü 4. dakikada Mikail Koçak'la gelmişti. Mehmet Ali'nin pası isabetsiz bir pas oldu Musa'dan Taç. Berşan'la taç atışını kullanıyor. Elazığ Spor yeniden Berşan müdahale geldi ve şimdi hızla çıkıyor Kelki Türiyet Spor Mertkan'la. Mertkan yatarak müdahale, atak devam edecek. Bedirhan yine müdahale geldi ve Mikail. Çağrı Yağız. Yağızcan karşısında Mustafa vardı. Burak'la oynadı. Beykan. Hamza var karşısında. Burak Yamaç. Mikail. Bir isabetsiz pas Mehmet Ali. Bedirhan. Abdullah. Emre. Seken top. Bahattin Köse ceza alanı içerisinde. Savunmanın müdahalesi orada. Ali Osman araya girdi. Ona da faul yapıyor. Bahattin Köse ve Kelki Türiyet Spor serbest vuruş kullanacak. Serbest vuruş kullanıldı. Top doğrudan dışarıya çıkıyor. Taç atışı kullanacak Üçgen Holding Elazığ Spor. Berşan'la. Çağrı'ya doğru. Çağrı Yağız. Topa Abdullah daha yakın. Mustafa. Abdullah yerde kalıyor ve eli cebine gidiyor maçın hakeminin. Maçtaki 4. sarı kart oluyor bu. Fatih Kıran 24. dakikada
sarı kart görüyor. Üçgen Holding Elazığ Spor'da. Her iki takımda da şu ana kadar ikişer oyuncu sarı kart gördüler. Emre Kars kullanacak serbest vuruşu Kelkit Hürriyet Spor'da. Yükseklik kazanan top Musa'nın olduğu nokta. Kendi aralarında. Bu arada bir isabetsiz geri pas Yağızcan araya giriyor. Orada arkadaşların hatasını telafi ediyor Abdülvahap. Furkan. Hakem! Mehmet Ali. Abdullah. Abdullah baktı arkadaşlarına, savunmanın arkasına doğru hareketlenen Musa'ya doğru gönderdi Hakan Canbazoğlu. Mikail, Yağızcan. Hasan. Mikail Koçak. Mehmet. Mehmet. Bedirhan vardı hemen yanında. Bu arada orta geliyor. Uzaklaştırıyor. Savunma, atak devam edecek. Elazığ Spor'da yeniden uzaklaştırdı konuk ekip savunma oyuncuları. Beykan. Fatih ceza alanına baktı. Ortası Bahattin'in olduğu nokta. Top dışarıda. Furkan kale vuruşunu kullanacak Kelkit Hürriyet Spor'da. Musa'nın olduğu nokta. Burak karşıladı. Top yeniden konuk ekipte. Bedirhan bırakıyor. Abdullah topla birlikte ilerliyor. Abdullah, Çağrı Yağız mücadelesi. Çağrı topu kazandı. Mikail. Hasan İkici. Karşısına hemen Hamza İpekçi gelmişti. Mikail. Hasan. Berşan. Çağrı Yağız. Mikail. Yatarak müdahale başarılı. Kelkit Hürriyet Spor hızlı çıkmaya çalışıyor. Mustafa Yorulmaz. Mehmet Ali. Abdullah. Abdülvahap, düzeltiyorum. Orada Elazığ Sporlu oyuncular kazandılar topu. Yatarak müdahale Mustafa'dan geldi. Yeniden Üçgen Holding Elazığ Sporlularda kaldı. Bu arada Kelkit Sporlu bir oyuncunun yerde yattığını görünce dışarıya attı topu Mikail. Evet, ayağa kalkıyor. Kelkit Hürriyet Spor'da Mehmet Ali Akın yerde kalmıştı. Kelkitli oyuncular da centilmence taç atışını Elazığ Spor takımına doğru gönderdiler. Yer alanına doğru gönderdiler. Burak Yamaç, Yağızcan, Berşan, Yağızcan, Burak, Beykan'la oynadı. Karşısında Hamza var. İki oyuncu sık sık karşı karşıya geliyor. Fatih, Yağızcan, Mehmet eksik. Yağızcan. Hasan. Fatih. Beykan. Karşısında Abdülvahap var. Dönüyor geriye. Fatih.
şut pozisyonu aradı. Önünü kapattı hemen Kelkit Hürriyetsporlu oyuncular. Burak. Hasan aldı topu. Hasan, Kelkit Hürriyetspor'da Hamza yerde. Oyun devam ediyor. Ceza alanına girerken yerde kalıyor Hasan. Maçın hakemi faul diyor. Ve eli de cebine gitti. Bir sarı kart da bu dakikada çıkıyor. Maçtaki 5. sarı kart oluyor bu. Mücadelenin 29. dakikası içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 1, Kelkit Hürriyet Spor 0 ve serbest vuruş kullanacak. Ceza alanı yan çizgisinin hemen Kelkit Hürriyet Spor'da sarı kart gerisi. 88 numara Abdullah Kaya. Ceza alanı içerisinde 2 kişilik 3 kişilik barajını oluşturdu Kelkit Hürriyetspor. Serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleye Furkan. Kaleci Furkan çizgiden çıkardı. Taç atışı kullanıldı. Hasan Musa mücadelesi. Musa kazandı topu. Arkadaşına kazandırdı. Yatarak müdahale geliyor Elazığ sporlardan. Maçın hakemi faul diyor. Serbest vuruş kullanacak Kelkit Hürriyetspor. Serbest vuruşun yeniden kullanılmasını istiyor Hakan Ergin. Ali Osman'la kullanıyor Kelkit Hürriyetspor serbest vuruşu. Yükseklik kazanan top Mertkan'ın olduğu nokta. Musa indirmişti. Mikail dokundu. Burak. Abdülvahap kafayla indirdi. Top dışarıda. Taç atışını Üçgen Holding Elazığ Spor Beykan'la kullandı. Hasan. Maçta 3'te 1'lik bölümü geride bıraktık. Elazığ Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. 4. dakikada Mikail Koçak kaydetti ev sahibi ekibin golünü. Mehmet eksik. Yazcan, Berşan, iki oyuncu bastırdı. Mikail. Beykan. Yeniden Beykan, Çağrı Yaz. Hasan. Beykan Mehmet'le oynuyor. Bahattin. Mehmet. Yazcan. Mikail Beykan'a gönderdi. Mustafa var karşısında. Beykan pası tek top oynadı. Çağrı Yağız. Beykan aldı. Beykan'ın pası tek top Berşan'dan. Yağızcan Bahattin'le oynuyor. Bahattin daha geriye döndü. Mehmet eksik. Burak Yamaç. Mikail. Yağızcan. Bahattin. Mehmet eksik. Mikail, Bahattin. Yeniden Mikail. Yazcan. Berşan. Çağrı Yaz. Berşan'a bir topuk pası.
Şimdi Bahattin şut pozisyonu. Bahattin'in vuruşu az farkla dışarıya çıkıyor. Kalecinin de müdahalesi var. Köşe vuruşu kazanıyor. Üçgen Holding Elazığ Spor. Mücadelenin 34. dakikası içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 1, Kelkit Hürriyet Spor 0. Köşe vuruşu kullanıldı. Furkan çift yumrukla uzaklaştırdı. Şut pozisyonu, Fatih Kıran'ın şutu, bir korner daha kazanıyor ev sahibi ekip. Çağrı Yağız kullanacak. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandılar. Yeniden Çağrı Yağız. Mikail şut pozisyonu. Oldukça kötü bir şut geldi Mikail'den. Farklı şekilde dışarıya, hatta köşe gönderinin dibinden dışarıya çıktı. Out. Kale vuruşu kullanıyor kaleci Furkan. Burak Yamaç ve Mertkan birlikte yükselmişlerdi. Abdülvahap. Abdülvahap'ın pası Mertkan'ın olduğu nokta. Hasan Mertkan mücadelesi, top dışarıda. Bu arada yardımcının işareti var. Selim Göksu faul var diyor. Hasan yerde kalmıştı. Kelkit Hürriyet Sporlu oyuncularının itirazları var bu karara. Hakan Cambazoğlu ile kullanacak Elazığ Spor bu serbest vuruşu. Burak. Yağızcan. Mikail. Mehmet eksik. Berşan topla buluştu. Müdahale orada Abdullah'tan geliyor. Araya Mehmet Ali girdi. Döndü geriye. Bedirhan. Yerde kalıyor. Devam diyor maçın hakemi. Bahattin şut pozisyonu aradı. Araya girdi Mustafa. Mustafa araya girdi ve bir de faul belirliyor maçın hakemi. Kelkit Hürriyet Sporlu oyuncular serbest vuruşu kullandılar. Abdullah'ta top. Emre. Uzun bir pas. Musa indirdi. Mertkan koşmuştu. Hasan kalecisi Hakan'a dönüyor. Burak Yamaç. Mikail. Beykan topla buluştu. Mehmet Ali müdahale etti. Ali Osman. Çağrı Yağız'ın baskısı var. Ona çarpan top dışarıda, taç atışı konuk ekibin. Ali Osman. Kafalardan seken top son olarak Mikail'in önündeydi. Araya giriyor Bedirhan. Hemen Hamza ile oynadı takım kaptanıyla. Hamza'nın pasına hareketlenen Abdullah var. Mikail ile birlikte ikili mücadele. Mikail'de kalıyor top. Ve şimdi Fatih. ...38. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor... ...4. dakikada Mikail Koçak'la... ...bulduğu golle... ...rakibi karşısında... ...1-0 üstün durumda.
Hakan Cambazoğlu. Burak. Yazcan. Mikail. Hasan. Mertkan gelmişti karşısına. Bir pas hatası. Kelkit Akın'ı izleyeceğiz. Bir pas hatası da Kelkitli oyunculardan geliyor ve top Üçgen Holding Elazığspor'da. Beykan. Beykan. Abdülvahap var karşısında. Hasan oynadı. Son çizgi. Hasan ortaya çeviriyor. Kafa vuruşu ve top ağlarda gol. Farkı ikiye çıkarıyor Üçgen Holding Elazığspor. Bahattin Köse. Maçın 39. dakikasında Bahattin Köse ile farkı ikiye çıkarıyor Üçgen Holding Elazığspor Kelkit Hürriyetspor karşısında. ...33 yaşındaki oyuncu ligdeki gol sayısını böylece 7'ye çıkarmış oluyor. Üçgen Holding Elazığspor'un takım kaptanı. Üçgen Holding Elazığspor'un ikinci golü. 99 numara. Köse! 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 Bahattin! Kelkit Hürriyetsporlu oyuncular taç atışı kullanacak. Abdullah kullandı. Yazcan kalecisi Hakan'a gönderdi topu. Fatih. Fatih Kıran. Mikail. Yazcan. Mehmet. Yazcan. Tek top. Mehmet eksik. 4. dakika Mikail Koçak. 39 Bahattin Köse. Üçgen Holding Elazığspor 2. Kelkit Hürriyetspor 0. Ali Osman Hasan'ın baskısı var. Uzaklaştırdı Ali Osman. Beykan. Beykan'ın pası isabetsiz. Bedirhan uzun oynadı. Top Hamza'ya gelmedi. Yazcan Berşan'la oynadı. Berşan dönüyor geriye, Mehmet eksik. Mikail. Fatih. Mikail. Beykan. Yeniden Mikail. Berşan. Bahattin. Mikail. Fatih. Mustafa'nın yatarak müdahalesi yetersiz. Fatih. Bahattin tek top oynadı. Ceza alanı içerisine doğru. Yazcan indirdi. Orada Çağrı Yağız yetişemedi. Kelkit Hürriyetsporlu oyuncular uzaklaştırdılar. Şimdi Musa Bulut koşuyor topa. Musa yetişebilecek mi? Yetişti. Karşısında Burak var. Arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Musa, Burak müdahale etti. Atak devam edecek. Mehmet Ali'nin vuruşu. Kaleci Hakan. Bu arada Mertkan yerde.
Kelkit Hürriyet Spor'da. Hakan Canbazoğlu topu dışarıya attı ve maçın hakemi de Hakan Ergin o noktaya gitti. Ayağa kalktı Mertkan. Oyun sürecek. Taç atışını Kelkit Hürriyet Spor kullanacak. Hakan Canbazoğlu rakibinin yerde kaldığını görünce topu dışarıya göndermişti. Hamza kullandı taç atışını Kelkit Hürriyet Spor'da. O da centilmen bir şekilde Elazığ Sporlu oyunculara gönderdi topu. Bizim saatimize göre 45. dakikanın içerisine girdik şu anda. İlk yarıda son dakika içerisindeyiz. Bizim saatimize göre az sonra maçın 4. hakemi Sedef Altuntepe maçın hakeminden alacağı işaret sonrası oyun gereği olmayan duraklama dakikalarını, ilave dakikaları işaret edecek. 2-0'lık üstünlüğü var. Üçgen Holding Elazığ Spor'un Kelkit Hürriyet Spor karşısında. 4. dakika Mikail Koçak, 39 Bahattin Köse'nin golleriyle. Yazcan. Mehmet. Yeniden Yazcan, Mikail. Evet, 3 dakikalık. İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave demiştik. Duraklama işareti geliyor. En az 3 dakika daha ilk 45 dakika devam edecek Elazığ Atatürk Stadında. 45+1 içerisindeyiz şu anda. Hakan Canbazoğlu. Mikail. Yeniden Mikail. Bahattin. Bedirhan'ın baskısı vardı. Düzeltiyorum. Mehmet Ali'nin baskısı vardı orada. Geriye döndü Bahattin. Çağrı Yağız. Mikail dokundu. Ali Osman. Mehmet Ali. Emre. Hamza'yı geçiyor top. Taç. Üçgen Holding Elazığ Spor'un. 2-0'lık üstünlüğü var ev sahibi ekibin. İlk yarıda duraklama dakikaları içerisindeyiz. 3 dakikalık, en az 3 dakikalık duraklama işareti gelmişti. 45+2 içerisindeyiz. Beykan Mustafa mücadelesi izledik. Taç atışını kullandı ev sahibi ekip. Mehmet. Yazcan. Yazcan Bedirhan'ı da geçti. Yatarak müdahale Mustafa'dan. Faul ve Mustafa'ya da sarı kart çıkıyor. Maçtaki 6. sarı kart bu. Kelkit 45+2'yi de geride bırakıyoruz. 45+3. Son duraklama dakikası içerisindeyiz bizim saatimize göre. Serbest vuruş kullanıldı. Burak. Mehmet eksik. Hakan Canbazoğlu. Burak. +45+3'ü de geride bırakmak üzereyiz. Hakan Canbazoğlu'na gönderiyor topu Elazığ Sporlu oyuncular. Burak biraz kısa düştü geri pası. Musa koşmuştu ama
Evet, bu arada ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Elazığ Atatürk Stadında ilk yarı sonucu Üçgen Holding Elazığ Spor 2, Kelkit Hürriyet Spor 0. İkinci 45 dakikada yeniden birlikte olacağız. Oh. Thank you.
sevgili futbol severler. Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan Üçgen Holding Elazığ Spor Kelkit Hürriyet Spor maçının ikinci 45 dakikasında birlikteyiz. Ev sahibi ekip ikinci yarıya maça başladığı 11 ile başlayacak. Konuk ekip Kelkit Hürriyet Spor'da ise 3 oyuncu değişikliği var. Emre Kars oyunda yok. Onun yerine Cenk oyunda. Çıkan oyuncu 10 numara Hamza. Hamza'nın yerine Sercan ve son olarak çıkan oyuncu 8 numara Bedirhan. Bedirhan'ın yerine de Batuhan Recep. Oyunda maçın hakemi Hakan Ergin son kontrollerini yapıyor. Onun düdüğüyle ikinci 45 dakika Elazığ'da başlayacak. İlk yarıyı Üçgen Holding Elazığ Spor 2-0 önde tamamlamıştı. Ve Kelkit Hürriyet Spor'un vuruşu ile ikinci 45 dakika Elazığ Atatürk Stadı'nda başladı. 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Konuk ekip ikinci yarıya başlarken Üçgen Holding Elazığ Spor'un golleri 4. dakikada Mikail Koçak ve 39. dakikada Bahattin Köse'den gelmişti. Kelkit Hürriyet Spor hata izleyecektik ama Elazığ Spor'da Burak Yamaç müdahale etti. Şimdi ev sahibi ekip yer alanından çıkmaya çalışacak. İlk yarıda altıda sarı kart vardı. Bunu da hatırlatalım. Dördü Kelkit Hürriyet Sporlu oyunculara çıkarken bu kartların, ikisi de Üçgen Holding Elazığ Sporlu oyunculara çıktı. Burak Yamaç, Fatih Yazcan, baskısı var orada Musa'nın, kaleci Hakan, Mehmet. Mehmet'in uzun pası sağ kanatta Berşan koşmuştu. Savunma yükseklik kazandırıyor. Topun indiği noktada Mehmet Ali vardı. Çağrı Yağız kafayla müdahale etti. Mikail, Hasan'ın olduğu nokta. Beykan. Müdahale geliyor. İkinci yarıda oyuna giren Batuhan'dan. Ali Osman. Rakibine çarpan top. Ceza alan içerisi. Çağrı Yağız vurdu. Savunmada Cenk Celil'e çarpan top dışarıda. Köşe vuruşu kazanıyor Üçgen Holding Elazığ Spor. Bir anda ceza alanında topu önünde bulmuştu Çağrı Yağız. Savunmada Cenk'e çarptı top. Köşe vuruşu kullanıldı. Berşan karşıladı Kelkit Hürriyet Sporlu oyuncular. En geride Hasan var. O da kalecisi Hakan'a dönüyor. Hasan. Yeniden arkadaşına gönderdi. Şimdi Mikail. Tekrar Hasan aldı topu. Batuhan geldi karşısına. Hasan, Bahattin, Mertkan araya girmeye çalıştı. Berşan. Rakibinden seken top ceza alanında kaleci Furkan Taş'a geldi. Furkan Taş Ali Osman'la oynadı. Abdülvahap. Abdülvahap çıkmaya çalıştı. Hasan müdahale etti. Üçgen Holding Elazığ Spor'da. Mustafa
Atağın yönünü sol kanada çeviriyor. Orada topla Abdullah ilerledi. Araya girdi. Üçgen Holding Elazığ Spor'da Berşan. Yeniden aldı topu Berşan. İlerliyor topla birlikte. Baktı Bahattin'in olduğu noktaya. Ali Osman. Bahattin'den önce Ali Osman topu aldı. Takım arkadaşı Cenk Celil. Mert Kan. Abdullah. Ayak koydu Yağızcan. Çağrı Yağız aldı önüne topu. Çağrı Yağız. Çağrı Yağız yerden Beykan'ın vuruşu farklı şekilde dışarıda. Beykan Şimşek topun gelişine vurmak istedi ama istediği gibi vuramadı. Top farklı şekilde dışarıya çıktı. Mücadelenin 50. dakikası içerisindeyiz. Elazığ Atatürk Stadında 25. hafta karşılaşmasında Üçgen Holding Elazığ Spor 2, Kelkit Hürriyet Spor 0. Goller ilk yarıda gelmişti. 4. dakikada Mikail Koçak, 39. dakikada Bahattin Köse kaydetmişti ev sahibi ekibin gollerini. Hasan kafayla indirdi topu. Mehmet Ali, Mustafa, tekrar Mustafa, Sercan'la oynadı. İkinci yarıda oyuna girmişti Sercan. Teknik direktör Ali Rıza Sinan Bayraktar ikinci yarıya başlarken 3 oyuncu değişikliği birden yapmıştı hatırlarsanız. Abdülvahap, yeniden Ali Osman, kaleci Furkan. Mehmet Ali tek top oynadı. Mustafa, Sercan, Mikail onu kontrol etmeye çalışıyor. Presi var. Geriye doğru Cenk, Celil. Kafayla indirilen top. Topun indiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Mertkan'ın top da Elazığ sporlu oyuncularda. Mehmet eksik. Kalecisi Hakan'a gönderiyor. Burak Yamaç. Karşısında Sercan vardı. Yine kalecisine dönüyor. Burak Yamaç. Şimdi Fatih Kıran. Hasan. Bahattin Fatih'le oynadı. Musa'nın presi vardı. Mikail. Çağrı Yağız. Mertkan ayak koydu. Mehmet Ali kalecisi Furkan'a dönüyor. Presi var Elazığ sporlu oyuncuların. Furkan uzaklaştırdı. Top dışarıya çıkıyor. Taç atışı Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ev sahibi ekibin. Hasan Ekici. Fatih. Bahattin Köse. Berşan. Mikail. Fatih. Hasan. Yeniden Fatih. Beykan. Fatih. Musa gelmişti karşısına. Burak'ın. Burak da Çağrı Yağız'la oynamıştı. Orada bir üçgen oluşturdu. Üçgen Holding Elazığ sporlu oyuncular ama Beykan kontrol edemedi. Taç atışı Kelkit Hürriyet Spor'un. Abdülvahap taç atışını kullanacak. Şimdi kullandı. Batuhan'a doğru Hasan karşıladı. Tek top Çağrı Yağız'dan. Fatih ilerliyor. Yatarak müdahalesi Ali Osman'ın. Fatih onu da geçti. Şimdi Çağrı Yağız'ın pası Bahattin için offside bayrağı kalkıyor. Ceza alanı içerisinde Beykan yerde kalmıştı. Maçın hakemi Hakan Ergin onun olduğu noktaya gitti ve sağlık görevlilerini oyun alanına çağırıyor. Mücadelenin 54. dakikası içerisindeyiz. 4. dakika Mikail Koçak. 39. dakika Bahattin Köse'nin golleri. Üçgen Holding Elazığ Spor 2, Kelkit Hürriyet Spor 0.
tedavisi oyun alanında devam ediyor. Mikail Koçak'ın evet, Üçgen Holding Elazığ Spor ligde oynadığı 9 maçta hiç gol yemedi. 5 maçta ise hiç gol atamadı. Konuk ekip Kelkit Hürriyet Spor ise 7 maçta hiç gol atamazken 9 maçta da kalesinde gol görmedi. Maçın başında da söylemiştim, deplasmanlarda başarılı bir takım. Topladığı puanların 30 puanın 19'unu deplasmanda kazandı Kelkit Hürriyet Spor. Üçgen Holding Elazığ Spor ise iç sahada başarılı bir takım. 42 puanın 28'ini iç sahada oynadığı maçlarda aldı Üçgen Holding Elazığ Spor. İç sahada 9 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 yenilgisi var. Kelkit Hürriyet Spor'un ise deplasmanda 6 galibiyeti, 1 beraberliği, 4 yenilgisi var. Dediğim gibi deplasmanda başarılı takımla içeride başarılı takımı karşı karşıya getiriyor bugünkü mücadele. Ligin ilk yarısında Kelkit'te oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. O maçta da Üçgen Holding Elazığ Spor'un tek golünü Bahattin Köse kaydetmişti. Bugün de rakibine gol atmayı başardı Üçgen Holding Elazığ Spor'un takım kaptanı Bahattin Köse. Evet, Beykan Şimşek yeniden oyunda, tedavisi tamamlandı. Bizler de tekrar oyuna dönüyoruz. Çağrı Yağız. Fatih tek top oynadı. Evet, orada Abdülvahap kalecisine dönüyor. Hasan. Beykan aldı. İki oyuncu önünü kapatmıştı. Yağızcan'la oynadı. Yeniden Yağızcan. Presi var Kelkit Hürriyet Sporlu oyuncuların. Burak Yamaç, Sercan gelmişti karşısına. Mikail Koçak. Fatih, Mikail. Mehmet eksik. Burak Yamaç, Musa vardı karşısında. Yağızcan. Bahattin. Düzeltiyorum. Orada Hasan. Batuhan vardı önünde. Top dışarıya çıktı doğrudan. İki oyuncu arasındaki anlaşmazlık sonrası. Beykan Şimşek rakibinden aldı topu. Beykan hatasını telafi etti. Mustafa Kelkit Hürriyet Spor'da. Abdülvahap, Ali Osman, Furkan. Mertkan. Musa, Mustafa, Sercan. Sercan'ın pası sol kanattan şansını deniyor Abdullah'la Kelkit Hürriyet Spor. Yatarak müdahale başarılı. Top Üçgen Holding Elazığ Spor'da. Mikail, Mertkan'ın baskısı var. Oyun devam ediyor. Mertkan aldı topu. Sokuluyor Mertkan. Pası Sercan'dan önce Hasan. ...58. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor 2, Kelkit Hürriyet Spor 0. Bahattin, Mustafa ayak koydu. Fatih, Berşan, Mikail. Şimdi Çağrı Yağız. Berşan. Beykan. Burak Yamaç. Yağızcan. Beykan. Burak Yamaç. Bir an dengesini kaybeder gibi oldu ama topu Fatih'e kazandırdı. Yağızcan. En geride Mehmet. Beykan. Çağrı Yağız aldı. Çağrı Yağız.
Çağrı Yağız sokuluyor ceza alanı içerisine. Rakibinin sağından atıp solundan kaçtı. Geriye doğru gönderiyor Berşan'a. Berşan'ın ortası uzak kale direğine doğruydu. Doğrudan dışarıya çıktı. Out. Maçta bizim saatimize göre 3'te 2'lik bölümü de geride bıraktık. 60. dakikanın içerisindeyiz. Elazığ Atatürk Stadı'nda Üçgen Holding Elazığ Spor'un Kelkit Hürriyet Spor karşısında 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Goller maçın ilk yarısında gelmişti. Ali Osman. Onun uzun pası Batuhan'ın olduğu nokta. Hasan onu kontrol etmeye çalışıyor. Batuhan yerde, oyun sürüyor. Abdullah da topu düzeltiyorum. Abdülvahap topu dışarıya attı. Arkadaşını yerde görünce hakem Hakan Ergin o noktaya gitti. Batuhan ayağa kalkıyor. Taç atışını Üçgen Holding Elazığ Spor kullanacak. Ve onlar da topu rakibine teslim etti. Kaptan Bahattin Köse. Sercan. Fatih onu kontrol etmeye çalışıyor. Sercan geriye döndü. Cenk. Tekrar Cenk alıyor. Musa. En geriye dönüyor. Konuk ekip kalecisi Furkan'a Furkan. Batuhan'ın olduğu nokta. Batuhan indirdi. Musa koşuyor. Burak koşuyor. Burak aldı topu. Musa yerde kaldı bu arada. Mehmet. Yeniden Mehmet. Hakan Cambazoğlu. Ev sahibi ekipte 2-0 önde olmanın vermiş olduğu rahatlık da var tabii. Gol bulma çabası içerisinde olan takım Kelkit Hürriyet Spor. Ama ikinci yarıda henüz istedikleri pozisyonu bulamadı. Gümüşhane temsilcisi Kelkit Hürriyet Spor. Mehmet eksik. Elazığ Spor'un ilk golünün sahibi Mikail. Çağrı Yağız, Bahattin. Solda bir boşluk var, orayı gördü. Beykan Şimşek. Batuhan var karşısında. Batuhan bırakmıyor. İki oyuncu var. Batuhan müdahale etti. Korner. Üçgen Holding Elazığ Spor'da oyuncu değişikliği hazırlığı var. 63. dakikada bu değişiklik gerçekleşiyor. Burhan oyuna giriyor. Burhan Arman. Fatih Kıran oyun alanının kenarına alınıyor. 63. dakikada ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor Üçgen Holding Elazığ Spor. Bordo Beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Yenihayat cezası nedeniyle bu mücadelede yedek kulübesinde değil, maçı tribünden takip ediyor. Bu arada uzaklardan bir vuruş. Az önce Burhan girmişti oyuna. Bahattin de kaldı. Elle oynama beklentisi var ev sahibi ekipte. Oyun devam diyor. Mustafa ile çıkıyor Kelkit Hürriyet Spor. Mustafa. Atağın yönü sol kanat. Konuk ekipte Mehmet Ali. Şimdi sağ kanada Batuhan. Batuhan. İki oyuncu vardı karşısında. Mehmet Ali ile oynadı. Mehmet Ali. Yeniden Batuhan. Batuhan. Batuhan sokuluyor. Sol ayağı vuruşu az farkla dışarıda. Batuhan ceza alanına girerken
sol ayağıyla vurdu. Top direğin hemen yanından dışarıya çıktı. Kale vuruşu kullanacak kaleci Hakan Cambazoğlu. Maçın hakemi Hakan Ergin kullanmasını istedi. Kale vuruşu kullanıldı. 65. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Kelkit Hürriyet Spor karşısında. Baskısı var Kelkit Hürriyet Sporlu oyuncuların. Kafayla Mustafa indirdi. Karşıladı Üçgen Holding Elazığ Spor'da Burak. Ve şimdi Beykan'la geliyor sol kanattan. Ev sahibi ekip Beykan. 3 oyuncu var karşısında. Beykan ceza alanına girdi. Ayak koydu Abdülvahap ve Mustafa ile çıkıyor şimdi Kelkit Hürriyet Spor. Sercan. Abdülvahap. Yeniden Sercan. Arkadaşlarına baktı. Uzun bir pas savunmanın arkasına doğru bayrak kalkıyor. Mertkan'ın pozisyonu için. Offside. Orada oyuncular duymadılar düdüğü. Evet, şimdi oyun durdu. Offside'dan Doğan Endirek serbest vuruşu kullanacak. Üçgen Holding Elazığ Spor. Mikail. Burhan iki oyuncu arasındaydı. Topu kaybetti. Sercan'ın pası. Batuhan. Abdülvahap. Sercan. Çağrı Yağız geldi karşısına. Mustafa. Sola doğru göndermek istedi. Pası isabetsiz ve şimdi Elazığ Spor için ani atak şansı. Burhan ilerliyor. Cenk karşısında. Burhan baktı ceza alanına. Ortası Abdülvahap topa daha yakın uzaklaştırıyor. Ve şimdi Mustafa ile çıkmaya çalışıyor. Konuk ekip. Abdullah. Mehmet Ali. Yeniden Abdullah, Mertkan topu saklamayı başardı. Sercan'ın pası Musa alamadı topu. Mehmet eksik. 67. dakikayı geride bırakıyoruz. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor 25. hafta karşılaşmasında. Kelkit Hürriyet Spor karşısında. Çağrı Yağız. Düzeltiyorum Yağızcan. Batuhan. Cenk Celil. Furkan. Yeniden Cenk. Mustafa. Abdülvahap. Sercan tek top oynadı. Cenk Celil. Mertkan. Atak yönü sol kanat. Kelkit Hürriyet Spor'da Musa'ya doğru bayrak kalktı. Offside. Musa'nın pozisyonu offside'dı. Offside'dan Doğan Endirek serbest vuruşu kullanacak. Şimdi Üçgen Holding Elazığ Sporlu oyuncular. 69. dakikanın içerisindeyiz. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ev sahibi ekibin. Bu karşılaşma öncesi Üçgen Holding Elazığ Spor 42 puanla 4. sırada yer alırken Kelkit Hürriyet Spor 30 puanla 7.
sırada bulunuyor. Yağızcan, Bahattin, Mustafa onu kontrol etmeye çalıştı. Yatarak müdahalesi başarılı. Müdahale topa dedi maçın hakemi. Mertkan. Mertkan ceza alanına girdi Mertkan. Mertkan ikinci rakibi vuruşu ortaya çeviriyor. Musa son çizgi top ağlarda gol. Farkı 1'e indiriyor Musa ile Kelkit Hürriyetspor. 70. dakika. Musa Bulut kaydetti Kelkit Hürriyetspor'un golünü. Ve skor 2-1 oluyor. Farkı 1'e indirdi konuk ekip. Açısı da daralmıştı. Son çizgiye yakın noktadan topu filelerle buluşturdu Musa ve farkı 1'e indirdi bu golle. Kelkit Hürriyetspor Elazığ Atatürk Stadında. Burak. Musa'nın baskısını görünce kalecisi Hakan'a döndü. Çağrı Yağız tek top oynadı. Burhan koşuyor. Cenk müdahale etti. Top dışarıda. Cenk tam zamanında müdahale etti. Taç atışını kullanacak ev sahibi ekip. Mikail. Çağrı Yağız. Yağızcan. Hasan. Beykan. Beykan'ın pası rakipten seken top Ali Osman uzaklaştırıyor Yağızcan. 71. dakikanın içerisindeyiz. Bir dakika önce gelen golle farkı 1'e indirdi Kelkit Hürriyetspor. Üçgen Holding Elazığ Spor deplasmanında. Hasan Ekici. Batuhan geldi karşısına. Yağızcan. En geriye kalecisi Hakan Cambazoğlu'na dönüyor. Mehmet eksik. Berşan. Bir pas hatası Batuhan. Hasan girdi araya. Burak Yamaç. Mikail. Çağrı Yağız aldı topu önüne. Yüzünü de kaleye döndü. Beykan'la oynadı. Beykan iki oyuncu geldi hemen karşısına. Kapattı önünü. Hasan yeniden Beykan. Beykan'ın pası Hasan son çizgi. Hasan ortaya çevirmek istedi. Top dışarıda out. Ve Kelkit Hürriyetspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşiyor. 73. dakikaya girerken. Az önce takımının tek golünü kaydeden Musa kenara gelirken Orkun Ahmet oyuna dahil oluyor. 73. dakikada bu oyuncu değişikliğini notlarımız arasına yazıyoruz. 4. oyuncu değişikliği oldu bu konuk ekipte. Üçgen Holding Elazığ Spor ise şu ana kadar bir oyuncu değişikliği yaptı. Fatih Kıran'ın yerine Burhan Arman'ı oyuna alarak. Burak Yamaç, Beykan yeniden Burak aldı. Çağrı Yağız'la oynadı. Çağrı Yağız, Sercan onu kovalıyor. Çağrı Yağız, sağında Burhan var. Şimdi onunla oynadı. Burhan rakibinin üstüne gitti. Ortası arka noktaya Beykan'ı geçiyor. Out. ...74. dakika içerisine girdik Elazığ Atatürk Stadında. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin golleri ilk yarıda gelmişti. 4. dakika Mikail, 39. dakika Bahattin Köse. Bu arada Yağızcan'a doğru gönderilen top savunma uzaklaştırıyor. İlk yarı Elazığ Spor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. İkinci yarıda maçın 70. dakikasında Musa konuk ekibin tek golünü kaydetti. 2-1 sürüyor mücadele Elazığ Spor'un üstünlüğüyle. Bu arada Ali Osman'ın pasında da top
Üçgen Holding Elazığ Spor kalecisi Hakan Cambazoğlu'na kadar gitti. Takım arkadaşının yerde olduğunu görünce topu dışarıya gönderdi kaleci Hakan Cambazoğlu. Evet, Mehmet Eksik sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi sağlık görevlilerini oyuna davet etti, oyun alanına. Ve bu arada Kelkit Hürriyet Spor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşiyor. Çıkan oyuncu 20 numara Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin yerine İdris oyuna dahil oluyor. Böylece 5. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi konuk ekip. Kelkit Hürriyet Spor attığı, şu ana kadar attığı 23 golün 14'ünü maçın ikinci 45 dakikasında kaydeden bir takımdı. Ve bu maçta da yine öyle oldu. İkinci yarıda bir gol bularak, yediği gollerin ise büyük çoğunluğunu ilk yarıda yemişti. 14 gol görmüştü bugüne kadar kalesinde maçın ilk yarılarında maçların. Ve bugün de 2 gol daha ilk yarıda gördü kalesinde golleri. Oyun yeniden hareketlendi. Bu arada Çağrı Yağız yerde kalıyor Üçgen Holding Elazığ Spor'da. Oyun devam edecek dedim ama Kelkit Hürriyet Sporlu oyuncular, Abdülvahap topu dışarıya attı. Hakan Ergin Çağrı Yağız'ın yanına gitti. Sağlık görevlilerini çağıracak mı bakıyorum. Oyun durmuş vaziyette. Dördüncü dakika Mikail, 39 Bahattin. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı Üçgen Holding Elazığ Spor. Bu arada maçın hakemi Hakan Ergin, dördüncü hakeminin de yardımcı hakeminin uyarısıyla yedek kulübesinden bir isme, Kelkit Hürriyet Spor yedek kulübesinden ve Elazığ Spor yedek kulübesinden birer isme sarı kart gösterdi. Yardımcısı Batuhan Topçu'nun da uyarısıyla bu sarı kartlar çıktı. Yeniden oyuna dönüyoruz. 2-1'lik ev sahibi takım üstünlüğü var Elazığ Atatürk Stadında. Top dışarıdan bakıyorum. Yardımcı hakem evet diyor. Bayrağı havada. Taç atışı. Üçgen Holding Elazığ Spor kullandı taç atışını. Top Kelkit Hürriyet Spor'da. Mikail. Çağrı Yağız solda Beykan pas istiyor. Şimdi ona doğru gönderdi. Beykan topla buluştu. Beykan sokuluyor ceza alanına. Şut pozisyonu aradı. İki oyuncu önünü kapattı. Yerde kalıyor Beykan. Devam diyor maçın hakemi. Kelkit Hürriyet Spor çıkmaya çalışıyor şimdi. Az önce oyuna giren Orkun. Yerde kalıyor, ona yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Kelkit Hürriyet Spor. Abdülvahap bıraktı. Ali Osman kullanacak serbest vuruşu. Bu arada Beykan ayağa kalktı. Ceza alanında yerde kalmıştı. Üçgen Holding Elazığ Spor'da. 79. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Ali Osman. Mertkan'ın olduğu nokta. Kafayla karşıladı Elazığ Sporlar. İdris geriye döndü. Cenk. Ali Osman. Ali Osman'ın uzun pası. Batuhan ileride topla buluşabilecek mi? Batuhan ve Hasan birlikte koştular. Batuhan içeriye doğru çevirdi. Mikail. Burak'la oynadı. Burak uzaklaştırıyor taç.
beraberlik golü arayışları var. Kelki Türiyet Spor'da Abdülvahap taç atışını kullanacak. Susmuşlar. Beykan güzel bir hareketle sıyrıldı rakibinden. Pası isabetsiz Ali Osman. Ali Osman'ın da pası isabetsiz. Çağrı Yağız aldı. O da kaybetti. Mustafa şimdi. Karşılıklı top kayıpları. Sercan Mikail'e çarptı. Bir top kaybı daha. Orkun'un pası isabetsiz out. 80. dakikanın içerisindeyiz. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin golleri ilk yarıda geldi. Konuk ekibin golü ise ikinci yarıda. Beykan kafayla indirdi. Çağrı Yağız, Ali Osman onu kontrol etmeye çalışıyor. Çağrı Yağız yerde, faul. Beykan kullandı serbest vuruşu. Burak Yamaç. Son 10 dakika desteğe başlıyoruz. Tüm tribünler hep beraber ayağlandık, desteğe başlıyoruz arkadaşlar. Çağrı Yağız. Ataklarda ısınık, diğer şekil tezahüratlarımız devam ediyor. Hasan. Beykan iki oyuncu arasından sıyrıldı. Beykan bıraktı Bahattin Köse. Daha geriye dönüyor Mehmet. Mehmet'in pası Berşan'dan, yeniden Mehmet eksik. Presi var Kelki Türiyet Sporlu oyuncuların. Hasan dönüyor, Burak, Mikail, Yazcan, Berşan. Yazcan sıyrıldı rakibinden orada. Berşan, rakipten dönen top Bahattin. Almaya çalıştı ama kontrol edemedi topu. Uzaklaştırıyor Kelki Türiyet Spor savunması. Top Elazığ Spor yarı alanında. Burak Yamaç'ta. Hasan İkici. Üçgen Holding Elazığ Spor'da Murat Torun oyuna girme hazırlığı içerisinde. Maçta 82. dakikanın içerisindeyiz. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Üçgen Holding Elazığ Spor'un. Mikail. Çağrı Yağız. Sağda Berşan kendini gösterdi. Çağrı Yağız'ın şutu, Furkan Taş. İki oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Mehmet de oyuna girme hazırlığında Elazığ Spor'da. Burak müdahale etti. Top dışarıda. Taç. Evet, 83. dakikada değişiklik yapılsın diyor maçın hakemi. 3'ten 12 Elazığ Spor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 6 numara Hasan Ekici. Giren oyuncu 88 numara Mehmet Aday. Çıkan oyuncu 99 numara Bahattin Köse. Giren oyuncu 94 numara Murat Toruk. Hasan Ekici'nin yerine Mehmet. Destekleme ve... arkadaşlar. Oturmuyoruz. Bahattin Köse'nin yerine ise oyuna Murat Torun dahil oluyor. Bu dakikada, 83. dakikada değişiklikler gerçekleşti. Taç atışını Abdülvahap'la kullandı Kelki Türiyet Spor. Uzaklaştırıyor Elazığ Spor bu topu. İdris. İdris'in pası Mertkan, tek top oynadı İdris. Müdahale savunmadan tekrar Mertkan, bıraktı geriye. Uzaklardan vuruş, az farkla dışarıya çıkıyor. Sercan'ın şutu, top üst direğin hemen üzerinden az farkla dışarıya çıktı. Eşitlik golüne çok yaklaştı Kelki Türiyet Spor az önceki şutta, Sercan'ın şutunda. Mikail. Burhan yerde kalıyor. Faul.
Evet, düzeltiyorum orada. Yerde kalan isim Mehmet Ablay. Az önce oyuna giren Mehmet Ablay yerde kalmıştı. Üçgen Holding Elazığ Spor'da serbest vuruşu Mikail kullandı. Mehmet Ablay adaşı Mehmet Ekici ile oynadı. Mikail İdris'i geçmeye çalışıyor. Yağızcan Orkun geldi karşısına. Yağızcan sağ kanada doğru gönderdi. Üçgen Holding Elazığ Spor'da atak yönü sağ kanat. Çağrı Yağız kaybediyor topu. Yeniden kazandı Üçgen Holding Elazığ Sporlular. Berşan. Şimdi bir tek top. Orada pas hatası. Top rakipte kaldı ama Elazığ Sporlu oyuncular yeniden kazandılar. Murat Torun. Murat Torun ortaya çeviriyor. Herkesi geçer top. Kale çizgisine paralel gitti. Taç. Kelki Türriyet Spor taç atışı kullanıyor. Kullanıldı taç atışı. Ali Osman bu kez taç atışı Üçgen Holding Elazığ Spor'un. 85. dakikanın içerisindeyiz. Ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Elazığ Atatürk Stadında. Ve taç atışını Burhan'la kullandı Elazığ Spor. Beykan'a doğru. Beykan yerde kalıyor. Devam diyor maçın hakemi. Topta Elazığ Spor'da. Orası çok kalabalık. Taç. Evet. Taç kararına sinirlendi. Topa vurdu ve sarı kart gördü. Burhan Üçgen Holding Elazığ Spor'da 86. dakikada. Abdülvahap taç atışını kullandı. Maçın hakemi Batuhan'ın faul yaptığını belirtiyor. Beykan Şimşek kullanacak serbest vuruşu. Bıraktı. Burhan kullandı. Mikail yeniden Burhan. Mehmet eksik. Yağızcan iki oyuncu arasından geçti. Şimdi Murat geriye döndü. Berşan Çağrı Yağız'la oynadı. Karşısında Cenk var. Berşan sıyrıldı rakibinden. Berşan bıraktı. Ceza alanı içerisi. Kaleci Furkan çıktı yatarak. Topu kontrol etti. Mehmet Ablay ceza alanında hareketlenmişti. Furkan Taş çıktı, topu kontrol etti. 87. dakikanın içerisindeyiz. Mertkan'a doğru uzaklaştırılan top taç atışı Kelki Türriyet Spor'un. Kullandılar taç atışını. Mikail Koçak'ın müdahalesi. Murat Torun. Yağızcan. Çağrı Yağız'ı geçti. Cenk'in kontrolünde dışarıya çıkıyor. Taç atışı Kelki Türriyet Spor'un. Mertkan. Mikail onu kontrol etmeye çalıştı. Taç aynı çizgi üzerinden yeniden taç atışı kullanıyor. Kelki Türriyet Spor. İdris. Abdullah. Mertkan. Aldı topu Abdullah. Müdahale geliyor orada. Top da oyun alanını terk etti. Taç atışı bu kez köşe yönlerine yakın bir noktadan kullanacak. Kelki Türriyet Spor taç atışını. 2-1'lik Üçgen Holding Elazığ Spor üstünlüğü sürüyor maçta. 88. dakika. Bu kez taç atışı ev sahibi ekibin. 4. dakika Mikail Koçak, 39 Bahattin Köse ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamıştı Üçgen Holding Elazığ Spor. 70. dakikada Musa Bulut konuk ekibin golünü kaydetti. 2-1'lik Elazığ Spor üstünlüğü sürüyor. Mertkan bir ikili mücadele, top Elazığ Sporlarda. Çağrı Yağız. Bir uzun pas şimdi savunmanın arkasına doğru. Ali Osman girdi araya. Taç atışı Üçgen Holding Elazığ Spor'un. 89. dakikanın içerisindeyiz. Bizim saatimize göre normal sürede son dakikalar, son 1,5 dakika normal sürede, az sonra
Oyun gereği olmayan duraklama dakikaları işaret edilecek. Bu arada orta yapmaya çalıştı orada Mehmet ablaya ama rakibine çarpan top dışarıya çıktı. Taç atışı. Üçgen Holding Elazığ Spor'un. Berşan kullandı. Yeniden Berşan. Ortası Batuhan karşılıyor. Top yeniden Elazığ Spor'da. Atak tazeliyor bordo beyazlı ekip. Çağrı Yağız, Ali Osman onu kontrol etmeye çalışıyor. Elle oynama beklentisi oyunu durduruyor maçın hakemi. Ali Osman'ın itirazları var bu karara. Evet, bir değişiklik daha var. Bir değişiklik hazırlığı. Bu arada bizler 90. dakikanın içerisindeyiz. 2-1'lik ev sahibi takım üstünlüğü var. Üçgen Holding Elazığ Spor'da oyuncu değişikliği az sonra gerçekleşecek. Serbest vuruş kullanıldı. Uzak nokta penaltı beklentisi var Murat Torun'da. Out. Evet, oyuncu değişikliği şimdi gerçekleşecek. Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edilmiştir. Evet, bu arada en az 5 dakikalık duraklama işareti geldi ve 90+1 içerisindeyiz. Oyuncu, 7 numara Çağrı Yağız yasak. Evet, Çağrı Yağız oyun alanının kenarına alınıyor ev sahibi ekipte. Hüseyin oyuna dahil oluyor. Üçgen Holding Elazığ Spor'da 90+1. Dakikada bu oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Bu arada yerde bir Elazığ sporlu oyuncu var. Sanırım Çağrı Yağız yerde, evet. Tabelada onun forma numarasını görmüştük. Oyun alanının kenarına çıkacak. Evet, ayağa kalktı, kendisi çıkıyor. Ve onun yerine de Hüseyin Turunç oyuna dahil olacak. Üçgen Holding Elazığ Spor'da 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 90+1'i de geride bıraktık. 90+2 içerisindeyiz. Kale vuruşunu kullanıyor kaleci Furkan. Kullanıldı kale vuruşu. Top dışarıya çıktı. Taç atışı Üçgen Holding Elazığ Spor'un. Murat Torun kafayla indirdi. İdris, Orkun, az önce oyuna giren Hüseyin girdi araya. Bir ver kaç Hüseyin, Batuhan onun pozisyonunu bozdu. Kelki Türiyet Spor'da Mustafa, Mikail karşısında. Abdülvahap ayak koydu, Beykan aldı topu. Beykan ilerliyor topla birlikte. Beykan durdu, şimdi sıyrılacak, yerde kalıyor. Maçın hakemi Mustafa'nın faul yaptığını belirtiyor. Beykan taç çizgisi kenarında yerde. 90+3 içerisindeyiz. 5 dakikalık, en az 5 dakikalık duraklama işareti gelmişti. Ve Elazığ Atatürk Stadı'nda duraklama dakikaları oynanıyor. 2-1'lik ev sahibi üstünlüğü. Beykan kullanacak serbest vuruşu. Tek kişilik barajı var. Batuhan'la o barajı oluşturdu. Kelki Türiyet Spor. Beykan paslaşarak kullanmak istedi. Batuhan'da kaldı top. Murat Torun'a gelmedi. Orkun topun indiği noktada Üçgen Holding Elazığ Sporlular kazandılar. Ve Burak kalecisi Hakan Cambazoğlu'na kadar döndü. Baskısı vardı Sercan'ın. Batuhan, Beykan ayak koydu. Hasan yatarak müdahale, taç atışı Elazığ Spor'un. Beykan yerde şu anda, gitti rakibini kaldırdı orada Batuhan. 90+4 içerisindeyiz bizim saatimize göre. Tabii en az 5 dakika ilave edilmişti.
presi var Elazığ Spor'da. Orada Burhan'ın, Kelkit Hürriyet Spor çıkıyor şimdi topla birlikte. Abdullah, ortası Mertkan'ın olduğu nokta, Sercan, Hüseyin, Mertkan'ın vuruşu, savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Dönen top Mustafa'da, atak devam ediyor. Sercan şimdi, Sercan, onun vuruşu rahat bir şekilde kontrol etti kaleci Hakan Cambazoğlu. Üçgen Holding Elazığ Spor'da. 90+5 içerisindeyiz. 5 dakikalık duraklama işareti gelmişti ve 90+5'in içerisindeyiz Elazığ Atatürk Stadı'nda. Üçgen Holding Elazığ Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Yerde kalan bir Elazığ sporlu oyuncu, maçın hakemi hayır diyor, devam diyor. 90+5 oynanıyor Elazığ'da. Kelkit Hürriyet Spor gol arayışı içerisinde. Elazığ Spor savunması dikkatli bu dakikalarda. Abdülvahap bıraktı, taç atışını Ali Osman kullanacak. Konuk ekip tüm hatlarıyla rakip yarı alanı içerisinde şu anda. Geride sadece kaleci Furkan var, o da yarı alanın ortalarında. Kafayla uzaklaştırıldı top. 90+6 içerisindeyiz Elazığ Atatürk Stadı'nda. Cenk sıyrıldı. Cenk rakibine çarptı Mustafa. Araya girmeye çalıştı Murat Torun. İdris atağın yönünü sol kanada çevirdi. Abdullah var orada. Abdullah sokuluyor. 4 oyuncu karşısında müdahale geldi. Berşan'ın yatarak müdahalesi. Mustafa bir yatarak müdahale daha. Maçın hakemi müdahale topa diyor. Şimdi Mehmet eksik uzaklaştırdı ve bu arada çalan düdük var. Serbest vuruş kullanılacak dedim ve maçın hakeminin son düdüğü. Elazığ'da 25. hafta karşılaşmasında Üçgen Holding Elazığ Spor 4. dakikada Mikail ve 39. dakikada Bahattin Köse'nin kaydettiği gollerle